Daha önce gelişimcilik zirvemize katıldınız mı? Daha önce katılmadım. Bunun üçüncüsü olduğunu biliyorum ama ben ilk defa katıldım. Hatta ikisine katılamadım ama üzüldüm. Davetliydim ama gelemediğim için katılamadım. Peki, gelişimcilik zirvesiyle ilgili görüşleriniz nelerdir? Çok önemli, çok önemli. Pek çok açıdan önemli. Konu önemli. Konunun burada Gebze'de yapılıyor olması, GTU'nun Gebze Teknik Üniversitesi'nin bunu idare ediyor, koordine ediyor, organize ediyor olması önemli. Çünkü doğru yer burası, yani burada yapılıyor olması lazım zaten. Bir de tabii çok güzel bir organizasyon. Gayet de başarılı ilerliyor şu ana kadar. Benim de Gebze Teknik Üniversitesi'yle gönül bağlı olduğu için ilk kuruluş aşamalarında bunu çalıştım ben burada. O yüzden çok büyük bir keyifle takip ediyorum şu anda. Peki, Gebze Teknik Üniversitesi'nin girişimcilik adına yapmış olduğu faaliyetleri başarılı buluyor musunuz? Tabii ki, tabii ki. Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye'de bilimsel anlamda çok kısa sürede ses getirmiş önemli kurumlardan bir tanesi. Yani kurulduktan çok kısa süre sonra, en azından bilimsel bilgi üretimi açısından çok ciddi bir yere gelmiş, dikkat çekmiş üniversitelerden biridir. Şimdi o bilimsel bilgi birikimin aynı zamanda ticarileşmeye ve girişimcilikle ilgili alanlara, yenileşmeye ve yeni ürün geliştirmeye ilgili alanlara aktarabildiği takdirde Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olacak. O yönde de hızla ilerliyor. O yüzden çok mutluyum. Girişimcilik anlayışı içerisinde dijital girişimciliği kısaca anlatabilir misin? Dijital girişimcilik nesini anlatacağım onu bilmiyorum. Dijital girişimcilik yani endüstri devrimi oldu, ondan önce tarım devrimi oldu. Şimdi bir dijital devrim yaşıyoruz. Bu ne demek? Bu aslında her şeyin artık dijitalleşmesi, her şeyin elektronik bilgiye dönüşmesi, kullandığımız her şeyin yaşamımızı ve güncel hayatımızı etkileyecek şekilde bambaşka bir yere doğru evrilmesi demek. Bu da önemli bir değişiklik. Nereye varacağını tam olarak belki kestiremeyeceğiniz bir şey. Ama her şeyin değiştiğini görüyoruz. Sizler biraz gençsiniz tabii. Yani ben kendi yaşam dönemindeki, hayatımdaki değişikliklere baktığımda inanılmaz değişikliklerin hızla geldiğini, bundan sonra da geleceğini görüyorum. Bazı mesleklere ihtiyaç olmayacağını görüyorum mesela. Bazı yeni mesleklerin ortaya çıkacağını görüyorum. Ve göremediğim bir şey de var. Çünkü bu teknolojiler hayatımıza girdikçe işte yeni ürünlere ve hayatımızı etkileyen yeni süreçlere doğru evrildikçe kim bilir neler gelecek başımıza. O yüzden tanımlayamam fakat çok büyük bir değişiklik olacağını söyleyebilirim. Peki, girişimci adayları ve üniversite öğrencilerimize girişimcilik bağlamında neler önerirsiniz? Üniversite öğrencilerine girişimcilik bağlamında neler öneririm? Üniversite hayatı önemli bir hayat. Yani hayatın bence önemli dönemlerinden bir tanesi. Bittikten sonra herkes bittiğinde pişman olur üniversite. Herkes bitsin diye bekliyor olabilir. Sizler öğrencisiniz. Ama bittikten sonra hepiniz niye ben o günleri daha iyi geçirmedim diye pişman olacaksınız. Çünkü çok çok ciddi bir dönem. İnsanın kendini geliştirmek derken sizden büyüklerin size verdiği şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın gibi tavsiyelerden ziyade sizin kendi içinde yaşadığınız ortamda, kendi doğal ortamınızda ve kendi sosyal çevrenizde mutlaka aslında gönlünüzden yapmak isteyip yapamadığınız bir şeyler varsa bu dönemde yapmak lazım. Bu dönemde yaptığınız her şey size birikim olarak kalacak. Bilgi olarak kalacak, tecrübe olarak kalacak. O yüzden biraz risk almaktan kaçınmamak lazım. Biraz hayatı yaşamaktan kaçınmamak lazım. Her şey sadece dersler ve akademik değil. Yani diğer akademi dışı etkinliklerde de, sosyal etkinliklerde de yer almakta çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü girişimci gençlik demek aslına bakarsanız kendini geliştirmiş gençliktir. Ne yaptığını bilen gençliktir, aklını geliştirmiş gençliktir. Girişimcilik akıl mı olur? Akıl ve enerji mi olur? Bir tane temel koku şeyler. Yani enerji zaten sizde var, gençsiniz. Aklınızı geliştirdiği sürece de çok başarılı olur. Benim düşüncem öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.